Arkadaşlar selam. Özlediniz mi benim? Uzun zaman sonra İstanbul'dan vloga başladım. Arkadaşlar İstanbul'a geldim. En son Aydın'da saçımı kestirdiğim vloga atmıştım sanırım. Sonra İstanbul'a giderken de çekerim. O da bu videoda olur demiştim ama gerçekten uçağa giderken o kadar kötü şeyler yaşadım ki ağladım arkadaşlar. Anlatırım. Hatta anlatayım hemen. Şöyle ki büyük valiz almıştım. Sonra ona da her şeyi koyduğum için kiosk sınırını geçtim. Neyse dedim ki okey ödeme yapalım. Yaptık. Sonra bir baktım ki geç kalmışım. Dediler ki kapanmış valiz alma yeri. Kapıdan vereceksiniz. Kapıdan vermek için de bütün sıvılarımı çıkarmam gerekiyordu. Allah'tan ki Ayça, seni çok seviyorum. Ayça gelmişti, ona verdim sıvılarımı. Bütün cilt bakımlarım, kremlerim kaldı. Sonra arkadaşlar ben çıkardım cilt bakımları. Bu arada öncesinden de zaten şeydim çünkü hani kilo sınırını geçince ilk başta yanımdaki çantaya eşyalarımı koymaya çalıştım ama yine de geçti. Artık dedim ki yapacak bir şey yok. Sonra yani saat geçti ve ilk defa böyle bir şey yaşadım. Geç kaldım bayağı. Sonra elimde valizde böyle uçağa giderken en son uçağın kapısının oradan verecektim. Ve ağladım arkadaşlar artık yani yapacak bir şey yok. Çok çok kötü oldum. Neyse gitti. Sonra aslında ben İstanbul'a geri bayağı oluyor. Bir süre evde kaldım. Bir süre dışarıdaydım. Dün çok güzel bir gündü bu arada. Onu da birazcık anlatayım. Bengisu'nun doğum günü vardı. Doğum günü kutlaması vardı daha doğrusu. Arkadaşıyla organize etmişlerdi. Bir tekne gibi bir şey kiraladılar. Yat ya da. Oradan birkaç görüntü varsa koyarım hatta. Sağlam kalça. Bebek gibi bebeğiz. Allah'ımsa gibi. Boynumda şeytan diye. Siz bir parça. Gece benimle uyu. Nasıldır uyusun. Geçsiz bir parça. Orada eğlendik 2 saat. Daha sonra akşam da eğlenmeye gittik. Çok güzeldi. Çekemedim ama. Şöyle video başlayacaktım. Aslında ben dün çekmeyi çok istiyordum. Ama unuttum. Şimdi de söyledim mi başta unuttum. Kahve festivaline gidiyoruz arkadaşlar. Galiba söylememiştim. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kahve festivaline gitmek istiyordum. Vloga başlayayım dedim şimdiden. Bayağı kalabalık bir arabalar geçiyor. O yüzden inşallah sesini duyuyordur ve insanlar bana bakıyor. Neyse YouTuber'lığa alıştık. Öyle. Gidiyoruz bakalım. Zaten orada da gösteririm. Nasıl bir yer olacak acaba? Helis'in oradaymış. Biraz yolum uzun. Saat 2.30, gidiş 5'te. Yetişeceğiz bakalım. Arkadaşlar benim bir bağımlılığım oluştu. Gerçekten bağımlılık ama yani hani yoksunluğunu çekiyorum. O da Nescafe Express'in orijinali. Yani diğerlerini de denedim. Bu arada en güzeli budur. Bir kere deneyin. Özellikle sıcaklarda. Ay o kadar iyi gidiyordu ki şu anda da. Yani şu kahve ihtiyacınızı çok karşılamıyor ama böyle bir tatlı falan da olduğu için böyle bir tokluk hissi falan yaratıyor. Sabahları çok iyi gidiyor. Şimdi kahve festivaline gitmeden önce şunu içmek güzel oldu. Olması gerekeni yaptım. İçelim. Arkadaşlar bambaşka. Bakalım içtiğimiz kahveler bunun yerini tutacak mı yani? Bugünün karşılaştırması bu. Kahvenin güzel olduğuna, Nescafe Express'ten iyi mi değil mi ona göre karar vereceğim. Arkadaşlar Üsküdar'dan vapura binip geçmeyi düşünüyorduk ama çok dolu diye binemedik biliyor musunuz? O yüzden şimdi başka yollardan gitmeyi deniyoruz. Gerçekten çok kalabalık. Bence herkes gidiyor oraya. Biz de gidiyoruz. Herkes gidiyor ama herkes video çekmeyecek. Budur. Arkadaşlar geldik. Şöyle bir yerden gidiyoruz. Bakalım. Şurada davetli basın. Normalde Onur'un durduğu yerler. Şuralar. Gidiyoruz. Alayım, hoş geldin. Böyle niye eğlenceler? Bana sakınmayacak. Ağırda biraz. Ben boş kaldım. Buradaki bir... Acaba şuna mı taksam sizce? Buna mı takayım? Mavi buna onu mı? Biraz hangi alma onu. Biraz bekle. Sola sola. Buna mı takayım? Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar bakın bu arada şurada elimi yaktım. Görüyor musunuz? Şurada koyu renk. Of ya. Artık bu elimi yaktığımda çünkü şundan sonra bu bayağı izliydi. Şu an gözüküyor. Kimse söylemedim bile. Herkes çok alışkın. Ama o çok kötüydü bu arada. Instagram'da bir tane tarif var. Onu koyacağım size. Sakın yapmayın, patlıyor. Ya ve yorumlarda herkes yazmış biliyor musun? Nasıl yapmışlar bunu böyle? Nasıl yapıyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz? Ya patlıyor diye. Ben yine de yapmıştım. Arkadaşlar şöyle bir yerden yürüyoruz. Şöyle. Manzara desen var. Ay çok heyecanlıyım. Çok istiyordum buraya gelmek. Hadi bakalım.
Arkadaşlar önce alanı geziyoruz ve az önce şeye şaşırdık. Böyle küçücük bir yer vardı, ev bu kadar mı falan diye, ama meğerse büyük bir yermiş. Yani büyük değil olması gerektiği gibi diyelim bence. Göstereceğim şimdi size her yeri. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bayağıdır buradayız. 4 dakika oldu. Gelin. Önce nereden kahvaltıcağımızı seçmemiz lazım. Evet ya. Ne deneyecek biz öyle çok denir her yerde. Evet, o nasıl olacak? Neyse bir bakalım. Bir bakacağız. Karar verince söyleyeceğiz size. İlk kahvaltı deniyor. İçinde çilek, mango. Güzel sürü varmış. Arkadaşlar böyle bir yer. Burası Haliç'miş. Yalnız her yaştan insanlar bu arada. Her yaştan insan var. Hatta biraz orta yaş daha hakim diyebiliriz. Evet. Genç çok yok. Kahve biraz orta yaşa hitap ediyor diye yorumladım. Olabilir. Öyle geziniyoruz. Bir sürü yer var. Biraz sen orta yaş mı görüyorsun kendini? Sen yaşlısın direkt. Sen uzak durun. Hayır. Arkadaşlar göstereceğim her yeri size. Şurada bir tane. Şimdi şurayı merak etti. Orayı deneyeceğiz. Burayı yani. Şu an kurtarma yapıyorlar. Kurabiye burada bu arada. Biz takip ettik alabiliriz bence. Bu da kanıtı. Ben çekerken izlemeyi unuttum ya. O da var zaten. Birinci kortado. Bir tane oldu. Şimdi onu izleyeceğim. Ama göstermeme gerek yok. Siz zaten izleyeceksiniz. Ben izleyeyim biraz. Teşekkürler. İşte böyle. Ben nasıl alacağım şimdi elim dolu? Of ya. İşte böyle. Bu lazım bana. Arkadaşlar şok olduğum şeyleri görüyorsunuz değil mi? Şu fikre şok oldum. İnovasyon. Bu arada bu Walker's Coffee House daha İstanbul'da yokmuş. Biz hizmet beğendik. Kahveyi beğendin mi? İçmedim daha. Neyse deneyeceğiz. Eğer güzelse açılınca gidelim mi? Güzel. Hatırası oldu. Güzel mi? Güzel. Ben de birazdan deneyeceğim ama şu an deneyemiyorum. Bakalım. İstanbul'da yakında açılacakmış. Eskişehir, Ankara, Antalya, Mersin'de varmış. Bilenler yoruma. Sen telefonumu getirmişsin iyice. Bence kurabiye de güzel. Güzel, biraz ekşilikler var. Yaban Mersin. Yaban Mersin. Ben anlamadım. Öyle. Bu arada kahvesini beğendik, o yüzden gideceğiz. Beğendim, iyi oldu. Ben ilk defa kortado içtim bu arada. Sen de hatırlamıyorum. Güzelmiş. Yani latte gibi ama üstüne içim latte gibi de. Ama tadı falan çok yumuşak yani bence. Evet, bence bayağı güzel. Yani, bir tezahürden daha çok. Bizim kahve gurmeli. Nasıl bizim ikimizin en sevdiği kahve ne sıfır içmez. Bir canım başım hızlı yemişti. Şu an bir şey söyleyeceğim. Kışın ben bunu içerim. Böyle çok kahve kahve içmek severim. Çünkü mesela ben latte'nin sıcağını hiç sevmiyorum. Ice latte'yi çok seviyorum. Latte sıcağını içmiyorum. O yüzden onun yerine bu içmekte. Arkadaşlar şimdi duyuyor musunuz? İnşallah duyuyorsunuz. Ben şöyle bir fikir sundum ortaya. Dedim ki acaba bunları böyle biriktirsek sonra gün sonuna ne kadar içtiğimize bakarız diye. Ama bunları elimize taşımak saçma geldi şu an. Sizce ne yapalım? Siz söyleyin. Muhtemelen biz istediğimizi yapacağız. Muhtemelen deli olacak. Geçmişe dönüp. Ama olsun. Yine de fikrinizi merak ettim. Saçma bir düşünce miydi sizce? Bence saçma. O yüzden atalım. Sence? Bence mantıklı. Daha acı bir şey derim böyle. Daha atalım. Birazcık daha içeyim. Ben abi çarptı. Beni de çarptı. Arkadaşlar genel olarak ilk kahveyi denediğimiz yer burasıydı. Şöyle bir alan. Güzel bayağı. Kalabalık. Bir tane bir yerde Türk kahvesi içtik. Sahure Hanım. Sahure Hanım'da Türk kahvesi içtik. Sahure Hanım Türk kahvesini içtik.
kadın bize bazı infolar verdi. Kuru kahveci Mehmet Efendi fincan verecekmiş bize. Şey, fincan alacağız birazdan. Ama 8'de gelecekmiş fincanlar. Alacağız. Fethedecek mi? Bakalım. Arkadaşlar, milk diye şeyler. Sütçü gerçekten. Şöyle sütleri var. Sütlü yiyorum. Badem zaten biz içiyorduk evde bu arada. Badem fena değil. Ama yine de çok güzel değil mi? Hindistan cevizi suda. Çok güzel. Gerçekten bakın Hindistan cevizi o kadar kötü ki. Aynen pamuk içi daha iyi. Galiba biz evde fındık mı içiyorduk, badem mi? Badem mi daha iyi, fındık mı? Bence. Fındık gibi. Sence? Hep fındık ya. Fındık. Ama Hindistan cevizi çok çok kötüydü ya. Gerçekten çok kötü. Neyse arkadaşlar, süt de denemiş olduk. Arkadaşlar şimdi şöyle bir oyun var. Işıklara basıyorsun 30 saniye boyunca. Oynayacağız. Tabii ki ben kazanacağım çünkü. Göksel konseri var. Göksel, ben sana nasıl uyduysam aşkı yalanmış söyleyen değil mi? Aynen. Birazdan şey söyleyeceğim. Tamamen salladım öyle mi acaba? Öyledir. Öyle değilse de. Öyle deyince ben aynen diyeceğim. Öyle değilse de kimse bizi bozmasın, olur mu? Öyle arkadaşlar, bir tık yorulduk gibi. Yani ben yoruldum. Sen? Bakalım. Çok yorulmadım ben ya. Ya ben yaşlandım gibi biraz. Bakalım fincan alabilecek miyiz? Nasıl yenildim ben bu arada ya? Ne? Nasıl yenildim ama ya? Çok normal yani ben. Hayır, ne alakası? Hayır, de şöyle yapıyorsun ya çok... Arkadaşlar şehir atlarından şu şans kurabiyesi mi deniyor bunlara? Şans kurabiyesi mi? Evet. Bakalım içinden ne çıkacak? Türk kahvesini anlatan bir şey çıktı. Onu da bak. Boston Coffee Espresso Santrisi. Kahve bilgileri veriyorlar. Evet. Neyse olsun. Biz daha istatlarımızı içeriz. Bir tatlı oldu bize de. Biz en son şu şans kurabiyelerinden neredeymiş, hatırlıyor musun? Yememişim ben daha doğrusu. Sushi yemeği gibiydi. Onur'la ve şey böyle. Onur ilk tanıştığımız zamanlarda bana şeydi. Bir tane mekan var. Neydi? Quick China. Quick China. Quick China diye hani sushi, ben demiştim ki çok sevmiyorum. Yani bir kere denedim ve sevmedim falan demiştim. O demiş ki sevmeme ihtimali yok falan filan. Sonra biz gittik arkadaşlar. Ve Onur da böyle şey. Çok söyledi yani. Aslında yesem tam olabilirdi belki. Ama yiyemedim. Sonra oranın kokusundan bir midem bulandı, bir midem bulandı. Çok kötüydü. Ve sonra işte şans kurabiyesi verdiler. Ve ben ondan bile o oranın çok kötü kokusunu alıyordum ve onu da yiyemedim. Ama sen mutfağın yanına oturduk ya.
kokudan rahatsız oldum bir ihtimalle. Bir de ilkini beğenmiştim. Evet. İlkini beğendim. İlki daha pişmiş gibi gelmişti bana. Hepsi pişmişti aslında. Pişmiş miydi hepsi? Evet, pişmiş. Ama kokusu vardı ya. İşte mutfaktan gelen o çiçek koku. Çok kötü. Rahatsız. Ama bir kere daha gitmek istiyorum. Ama oraya değil. Aynı yere değil hala. Gideriz bu arada. Daha iyi yapan yerler de var. Onların böyle ortam falan daha iyi diyor. Daha iyi yapan ne var? Kanlıca tarafında bir yer var. Üstlerine yersinler. Oraya gidebiliriz. Arkadaşlar gideceğiz. Belki videoya çekeriz o zaman. Arkadaşlar sonunda başladı konser. 9.30'da kılıyorum. 9'da başlaması gerekiyordu. Senin yerine baksana talihe kan veri cebine. Seni verdi hiç benim gibi birine. Kıskanım hiç gelme işine. Bilme işine. Sadece kahve içtik ve arada böyle kurabiye falan yedik. Böyle bir şey yok. İlk defa kaşarlı ıslak hamburger yedim. Öyle güzel bir şey. Utandım diye bir anda utandım. İlk defa kaşarlı ıslak hamburger yedim ve böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Ama güzel bir şey beğendim. Ama normalini daha çok beğendim açıkçası. Sizi yorumlayız alın. Ben ıslak çizburger nasıl seviyorum? Çizburgermiş bu arada. Ben bayağı seviyorum. Bunu benden daha çok seviyorum. Ama çok güzeldi. O kadar çok acıkmışım ki. Video falan zaten unuttum. Onur hatırlattı. Canım arkadaşım. En yakın arkadaşım. Best girl. Öyle arkadaşlar çok acım hala. Şu an o yüzden yemek yemem lazım. Bay bay. Sen konuşalım biraz. Arkadaşlar bugün görsel konserinden sonra hiç aklımıza gelmedi video çekmek. Kusura bakmayın o yüzden. Yemeğiler koştur Paris'ten. Güzel, zevkli. Bir gün geçirdik. Kahve festivali de güzeldi. Göksel konseri de güzeldi. Biraz Göksel'in sesiyle ilgili kötü yorumlar var gözlerim tarafından. Beğenmedim. Bence fena değildi, güzeldi. Yani sesi ne bilmiyorum. Ama konser güzeldi, eğlendirdi yani. Şu an Kızıl Kayalar 10 numara oldu ama. Evet. Özlemişim bize. Tepkilere bakarsanız anlarsınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.